Ekranları başında bizleri izleyen ve şu anda stüdyomuzda bizlerle birlikte olan büyük kalabalığa hoş geldiniz. Peki arkadaşlar, şu anda burada stüdyomuzda set dershaneleri var. Ankara'dan. Peki, üniversiteye hazırlanan gençlerimiz, sizi de söyleyeceğim bir saniye. Üniversiteye hazırlanan bu gençlerimizin hiçbiri üniversiteyi kazanamayacak. Gibi duruyor ama belki de kazanır. Benim de dershanedeyken okurken sınıftan bir tek ben kazanmıştım. Başka hiçbir arkadaşım kazanamamıştı. Hocalarımız da öyle derdi. Yani bu sınıftan bir tek ya sen üniversiteye girersin ya bir tek sen açıkta kalırsın, hepsi girer yani. Çünkü çok yaramazdım hakikaten. Bir de bağlar başından geçen hafta bize gelen 7 ezik arkadaşımız bu hafta 11'e yükselmiş. Ve çok önemli bir duyuru daha yapacağım. Sabancı Üniversitesi Matematik Kulübü beni ve ekibimi yılın en başarılı şovmeni seçmiş. Evet. Peki, kim ediyorum ben, kısa bir aradan sonra devam edecek. Kime diyorum benden tekrar merhaba. Hemen sıradaki garip haberlerimize geçelim. Demet Güller'de. Demet Akalın'ın eşi Oğuz Kayhan aşkını göstermek için neler yaptı neler. Bir dakika, çok büyük olay arkadaşlar. Biliyorsunuz Demet Akalın'la Oğuz Kayhan çifti önce evlenmişti, sonra boşanmıştı değil mi? Sonra tekrar kavuşmuşlardı. Yok canım. Vallahi sonra ikisi de birbirlerinin parmaklarına isimlerini kazımışlardı, yani dövme yaptırmışlardı. Oğuz Demet yazdırmıştı, Demet Oğuz yazdırmıştı. Çok büyük bir aşk. Şimdi yeni atraksiyonlar bulmuşlar. Mesela doğum günü kutlamasında Oğuz Kayhan Demet Akalın'ın fotoğraflarını beyaz güllere bastırmış arkadaşlar. Şöyle bir erkek olamadım be. Vallahi şöyle bir erkek olamadım. Yani hiç aklıma da gelmez ya kız arkadaşımın fotoğrafını beyaz güllere bastırmak. Ne kadar güzel buluş. Ama Demet Akalın şöyle demiş. Güllerin üstünde bile resmim var. Ama onun en güzel hediyesi kendi üzerinde. Ensesine Demet diye dövme yaptırdı. Benim doğum günü hediyem bu. Al işte. Al işte hakikaten, yani parmak yetmemiş, enseye de yazdırmış Demet. Bence direkt böyle ön tarafa yazdırsın Demet. Demet. Şöyle yan şekilde Demet. Her yere Demet yazdırırmış değil mi? Demet. Demet. Evet. Titanik kazası. Bindikleri gemi Titanik filminin kahramanları gibi, bindikleri gemide Titanik filminin kahramanları gibi poz vermek isteyen çift, bir martının azizliğine uğrayınca ortaya bu görüntü çıktı diyor. Şu anda ekranlarda görüyoruz bu görüntüyü. Nasıl bir görüntü arkadaşlar? Felaket. Önde kadın duruyor. Gözünde martı. İşte o görüntü burada. Evet, görün. Gözünde martı var. Peki. Orta yaş bunalımına ilginç kanıt. Nuray Melek boşanma davası açtığı iş adamı M.C.'ye orta yaş bunalımına girdi. İşte kanıtı diyerek mahkemeye eşinin etekle çekilmiş fotoğrafını sundu. Çiftin boşanmasına karar veren hakim iş adamına toplam 10.000 TL tazminat ödemeye mahkum etti. Kadın demiş ki, kocam evlenmeden önce sevgililerle sık sık görüşüyordu, evlilikten sonra da görüşüyor. Ayrıca orta yaş bunalımına girdi, evde etek giyip kendi fotoğraflarını çekiyor. Böyle bir orta yaş bunalımı var mı ya? Andropoz dediğimiz böyle bir şey mi? Hayatım andropozdayım, etek yatışmış mı filan. Böyle bir şey olamaz. Andropoz başka bir şeydi, orta yaş bunalımı. Adam da demiş ki,
Eşim çok kıskançtır. Bu yüzden evliliğimiz yıprandı. Etekli fotoğrafı ise bir yılbaşı gecesinde arkadaşlarla girdiğim iddiayı kaybettiğim için kendim çektim. Başıma ne geldiyse bundan geldi demiş. Vallahi değil ama adama da etek yakışmış yani hakikaten. Peki. Biliyorsunuz NTV ekranlarında Türk Mucit diye bir yarışma var, biliyor musunuz? Biz onun çok ilginç bir ayağı olan Tırt Mucit'i bulduk. Şimdi Tırt Mucit yarışmasına bir göz atalım. Saygılar, saygılar bacım. Tanıyalım sizi hemen öncelikle. Ne kadar enerjik kendin değil mi? Evet valla. Macit Küçük Arslan. Macit, kaç yaşındasın? 1987 doğumluyum, Kütahya doğumluyum. Ama geç yazılmayayım. Abim vefat edince... Neyse Macit Bey, biz bunları... 20 yaşında onun nüfusunu bana verdiler. Evet Macit Bey, nedir buluşunuz, bize gösterebilir misiniz? Gösterin. Efendim ben mançuka buldum. Mançuka... Yalnız mançuka... Böyle bir alet. Yok mu ya? Hı? Mançuka bunu böyle... Mançuka... Vardı. Bu var ama... Evet, var. Efendim, o önceki olan... Nunchaku. Ben mançuka buldum. Aynı şey. İyi farkınız var. Bu acıtmaz ablacığım. Üstünü ben bunun lateksle şey yapınca... Bak... Gördün mü bak? Hiç acıtma. Neyse, doğrumuza geçelim. Acıtmıyor yani. Bak, apışarama vuruyorum bak. Hiç acıtmaz bak. Tamam beyefendi, yeter. Yeter. Öncekini vurdun mu zaten? Tamam. Korkarım ki olmadı. Bence olabilir ama... Korkarım ki olmadı. Olmadı mı efendim? Olmadı, kusura bakma Macit Bey. O zaman başka buluş yapacağım. Bekliyoruz. Çünkü ben gerçekten mucitim yani. Bize gösterin yani. Göstereceğim size. Adam akıllı bir şeyle gelirsiniz. Size ben çok güzel bir şey göstereceğim. Tamam, çok yakın zamanda başka kente de gittiğinizi biliyorum. Oraya da geleceğim. Bekleriz, bekleriz. Bakalım Gaziantep'te beklediğimizi bulacak mıyız? Ben ümitliyim. Bakalım. Ümitliyim yani. Buyurun. Hay nay 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 nay. Merhaba. Gözüm sizi ısırıyor bir yerden ama. Koca Gaziantep'e hoş geldiniz. Evet efendim, ben buluşumu getirdim. Yeni bir buluş yaptım. Nedir kendisi? Uzaktan kullangaçlı arabalı götür geç. Bu alet uzaktan kullan... Bunu televizyon kumandasından model olarak yaptım. Ancak buradaki tuşlarını da normal araba vitesinden model olarak yaptım. Evet efendim. Bakın bu tuşu ileri ittiğimizde araba ileri gidiyor. Bak geriye çektiğimde geriye geliyor. Bak. Ya bence olabilir de sanki bu böyle önceden olan bir icatmış gibi geliyor. Bak, bak ya böyle bak. Bir şey var. Uzaktan kumandalı araba olarak var. Korkarım olmamalı Aşık Bey. Olmadı mı? Bence olabilir ama yani olmadıysa olmadı. Olmadı. Sağlık olsun. Peki burada olmayan benim hanımımın bir buluşu var. Buyurun gösterin. Peki de olarak. Burada. Böyle bir şey. Şurada bırakın da. Nedir şu tam olarak? Valla ben de anlamadım bunu. Ne amaçla kullanıldığı biraz önemli ya. Bana bilenklik olabilir. Olamam. Burada ayar yerleri var. Delik konmuş yani ayar yapısının anlamında ama. Topun fonksiyonu nedir? Ya bence olabilir de niye kullanıldığı... Valla hanım anlattı bir şeyler. Ağzı kapamaya şey oluyormuş. Çığlık çıkmasın diye. Ama evet ağza niye bunu takılıyor? Bu da belki değerlendirirsiniz. Böyle bir buluş var mı yani? Yani amaca hizmet etmesi lazım. Kemer olur sıfır bedene. Kemer olur. Bebelerek kemer olur. Korkarım. Bence olabilir ama korkarım olmadı. Olmadı. Geçimde gördüm. Kolye olabilir. Yok. Korkarım olmadı. Azminiz hayran. Benim vücut dursa da kafa bir türlü dönmüyor da. Belli oluyor. Bu açıdan. Sürekli evet. Pek. Peki, teşekkür ederim. Macit Bey, siz de iyice abarttınız artık. Macit Bey, bu sefer oldukça iddialı bir buluşla geldiniz görüyorum. Macit Bey, buyurun alalım sizi buraya.
Malik Bey, buluşunuzu anlatır mısınız? Evet efendim. Malik Bey, işte kendinizi açtınız artık. Şimdi efendim, bu buluşumu ben önce size bir tanıtayım, bakın. Tabii. Bakın şimdi. Hadi Allah'a emanet olun. Aman kafanıza dikkat. Macit Bey, aman yok, diyeyim. Aman yükteki. Bakın. Aynı zamanda aşağı iniyor. Yukarı çıktığı gibi aşağı iniyor. Bakın ne kadar iyi bir alet. Raylı sistem var herhalde. Yağlı raylı. Canım, buraya hep raylı sistem koydurdum. Aletin adı götür geçli açtırgaç. Götür geçli açtırgaç. Bunu yeni keşfettim efendim. Bu benim yeni keşfim. Yeni buluşum. Nedir peki, bize anlatır mısınız? İşlevi nedir? Efendim, bu çok basit bir düzeneği olan... kendini, evet çok basit. Kendini çok, aynı zamanda şarjlı. Geride de takılabiliyor. Her türlü cep telefonu şarjlı da uyuyor buna. Kafasını öyle çık çık girişli yaptım. Biraz komplike, çok basit değil. Ben ona çık katılıyorum. Çık girişli, skap girişli yaptırdım. Bu benim buluşum gazoz açacağı. Bu. Evet, gazoz açacağı. Biraz büyük ama gazozdan daha büyük. En efendim, en kesin çözdüm. Nasıl açıyorsunuz gazozu? Şu şekilde, böyle koyup... Bak. Yaramıyor, işe de yaramıyor, anladım. Dur, burası biraz köreldi. Çok arkadaş deneyince şurada açayım. Öbür elle deneyeyim. Hayır, o alet niye geldi ona? O mekanizma ne işe yarıyor, ben onu anlamıyorum yani şu an. Peki bu alet... Çok güzel. Ne işe yarıyor? Mesela bu alet... Şimdi böyle kaldırıyoruz ya mesela. Bakın. Kaldırıyorum ya. Evet. Boya göre ayarlanıyor yani. Mesela ben demin eğildim. Ama hiç gerek yok. Bakın ayaktayım. Koskocaman aleti bu için mi yaptın Macit Bey? Şimdi Macit Bey, ben açıkçası... Bunu pazarlayamaz. Kusura bakmayın. Yani çok güzel bir mekanizma var ama koskocaman alet. Efendim, bu magnet. Magnetli. Buzdolabına yapışıyor. Buzdolabının üzerine yapışıyor. Güzel buluş. Allah için güzel buluş. Pazarlama açısından ben biraz problem yaşayabilirim. Şimdi Macit Bey, koskocaman yani. Güzel. Fakat işlevi... Ben bir iki arkadaşa bundan sattım. Fiyatı biraz yüksek gibi geliyor bana ama. Yok, maliyetine satıyorum. Kaça maliyet? Nedir mesela? Toplam 4000 TL. 4000 TL. İşçilikle beraber, evet. Aleti çok beğendim ben. Ama size tabii bunu hediye edeceğim. Yok, teşekkür ederim. Hanım benim. Bununla aynı zamanda sokakta da gezebilirsiniz. Saatte tam 7 kilometre yapıyor. Bir saatte 7 kilometre yapıyor. Çok pratik şey, yürüyerek de yolu alabilirsiniz yani. Ama efendim, bir saat yürümeyle yorulursunuz. Yani güzel buluş ama maalesef maliyet çok yüksek, maliyet yüksek. Maliyet. Başta gene olmadı. Yani bence olabilirdi ama söz geldi. Olmadı. Olmadı. Bana bakmayın Maliyet Bey. Peki efendim, o zaman başka şehirde. Başka şehirde inşallah bir tane durak. Ama sizin azminize ben hayran. Ama keyfim de kaçmıyor değil. Bunu siz bulduğunuzda emin misiniz? İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Maliyet Bey. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Efendim. Şehir şehir geziyorum sizinle. Her gittiğiniz şehre geliyorum. Yeni buluşlarımla mucidim ben çünkü. Yeni bir buluşum daha var. Nedir? Buyurun. Sizin ta buraya koyup üzerine berber çıkarını çıkar. Orada halay çekip. Bu nedir? Bu Türkiye'nin en uzun küp... Türkiye'nin en uzun küpürünü buldum. Her şey dahil mi? Rusya'dan Antalya'ya tatile gelen Anuşka... Böyle isim mi olur yahu? Türkiye'de kalabilmek için kaldığı otelin garsonu Ramazan'a evlenme teklif etti. Ancak Ramazan'ın her şey dahil mi ablacığım sorusuna Anuşka çok şaşırdı. Ben formalite evliliği istiyorum, her şey dahil olamaz dedi. Garson akıllı çıktı bu arada yani. Kuzuları kırpıp kaniş diye sattılar. Japonların koyunları pek tanımamasından faydalanan şirket. Böyle bir kural mı var? Yani Japon koyun tanımaz mı?
Duydunuz mu bunu daha önce? Hayır. Ben Japonum, koyun filan tanımam ya. Zengin kadınlara 2000 kuzuyu kaniş cinsi köpek diye yutturdu. Olay Japon sinema yıldızı Maiko Kawakami'nin bir talk show programında kanişinin havlamadığını ve köpek maması yemediğini söyleyip köpeğinin fotoğrafını göstermesiyle ortaya çıktı. Kadın köpeğinin fotoğrafını göstermiş. Hiç havlamıyor, mama değmiyor falan diye bir döndürmüş. Kuzu çıkmış yani. Şöyle bir şey köpek. Kaniş diye insan bunu alır mı ya? Ya inanılmaz bir şey. Ha, sonra veterinere götürmüş. Veteriner de hanımefendi bunun tırnaklarını kesemiyoruz. Bunda tırnak yok, toynak var demiş. Peki arkadaşlar, bu hafta işin aslında neler varmış, işin altında ne varmış, hep beraber görelim bakalım. Evet, işin aslında iyi akşamlar diliyorum. Bakalım bu hafta işin içi yüzünde, işin altında, işin temelinde, işin dibinde, işin ta kuyusunda, en dibinde, en ücra yerinde ne yatıyormuş? Bunu bu programda göreceğiz. İlk canlandırmamızı isterim. Olsun, olsun, olsun! Elini ayağını öpem, eteğini ocağına düştüm ha. Saçmalama Kayan, her gün yeni yeni adet çıkarıyorsun ya. Ne yapıyorsun, git. Elini eteğini öpem ha. Tamam, ne oldu anlat, gitmem lazım, acelem var. İki tane şey var. Of. Ama param yok. Annem bana artık para vermeyi kesti. Diyor ki hala oyuncak mı alacaksın? Ama benim için çok önemli bir şey. İki tane şey almam gerekiyor. Birincisi Transformer Robot Bendikay. Var ya, yaşın sarı. Ya kaç yaşına geldin? Bir robot oluşuyor ortada. İkincisi de World of Warcraft'ın expansion pack'i çıktı. Dünyada tam 50 milyon kullanıcısı olan bir şey. Hort muyum, layık mıyım? Bil bakayım. Hortsundur, tamam. Tabii ki hordum, çünkü onlar gerçek kötüler. Tamam, lütfen şimdi çok acı. O yüzden paraya ihtiyacım var. Hiç. Demin de seni para soyarken gördüm. Bana... Buralar çok kesedim be. Ne? Buralar tın tın. Bana bir 50 kağıt ateşle bakalım. Şimdi sana şöyle ateşle. Ateşteyim, ateşte, ateşte. Kalbim ne dönüyor, ateşte. Hayır mı şer mi? Bilmem ama ateşteyim ben, ateşte. Elini ayağını kapat. Kayan çok bunalttın. Bugün beni çok bunalttın. Yok param. Vallahi olsa veririm ya. Bir tane gıcır 50 kağıt ateşli bakayım. Param yok. Param olsa veririm. Sen de biliyorsun. Yemin ediyorum yarın vereceğim be. Ya lütfen vallahi param yok. Sen benim dostum değil misin? Dostuz tabii. Yani tabii ki dostuz. Doğum gününe de gelmiştim hatırlarsan. Biliyorum, geldim. Bu sene de geleceğim. O yüzden veririm yani. Biliyorum. Beşikten mezere kadar dostluk. Ama lütfen. Bak param olsa veririm. Bu para başka yere gidecek. Anla. Gidici para bu. Kira ödemem lazım ya. Neden? Çünkü sorumluluklarım var. Kira ödemezsem evden atarım. Neden? Borcum var. Kız arkadaşıma para vermek zorundayım. Anla beni. Neden? Araba taksizini ödemek zorundayım. Anlamıyor musun ya? Anlamıyor musun ya? Lütfen. Param yok. O zaman iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Kusura bakma, bilirsin. Sen benim dostumsun. Her zaman sana param olsa veririm. Rica ederim. Ama ben de sana veririm. Benim param olsa sana veririm bundan sonra. Aa, öyle yapma. Lütfen öyle yapma. Tamam lütfen, hadi dostuz. Evet. İlk canlandırmamızı izledik. Çocuk diyor ki, gördüm diyor ya, cebindeki parayı gördüm. 3 kuruş bize de fişekle diyor. Şu paradan bize de ateşle diyor. Ama ne yapıyor öteki çocuk? O onu dost diyebilen, o onu beşikten mezara kadar seven, o onunla ömür geçirmek isteyen arkadaşına 5 kuruş para vermiyor. Benim de durumum yok diyor. İşin aslı bu mu? İşin aslı bu değil. İşin aslı bu değil. Cebinde param var koçum. Kimi kandırıyorsun sen? Haydarinna, rinnarinnarinnanay. Delikanlıyım ben. Gördük lan. Gördük işte. Hepimiz gördük. Kimi kandırıyorsun? Gönlüm, gönlüm, bittim paralar.
Versene 5 kuruş. Desene. Senin tipini sevmiyorum. Sen benim arkadaşım olacak vasıfta değilsin. Ne üstünde var ne başında. Zaten anan baban da seni doğurmamış. Affedersin. Desene. İğrenç bir bebesin. Pisliksin. Sana vereceğim 5 kuruşum yok desene. Desene bunu ama. Vallahi delireceğim. Hoşşşşşş. Yeni türkü gibiyim. Telli 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 şu telli turnam sabahçı yaralı döbbes bir daha. Telli turnanın da işin aslını anlatırdım ama. Yok neymiş efendim, dönmez bir daha mı? Dönmez. Dönüp dolaşacağı yer geleceğe burası. Ya bütün oyunun kleine soyunun şansı. 72'de de küfrederim. Evet. Bakalım diğer canlandırmamız neymiş? Tamir abi nasılsın? İyi akşamlar bro, sen nasılsın? Çekidar. Gimi fay. Kayan sorma. Çok dağıtmayın. Çok moralim bozuk ya. Neyin var açık et? Ya çok paraya ihtiyacım var. Çok kötü sıkıştım. Ciddi anlamda annemleri ayrı bastırıyorlar. Neden? Ya yaşım çok büyüdü artık anlıyor musun? Onlardan para isteyince de haklı olarak laf ediyorlar ve... Neden? Keşke bir dostum bana para verir. Biraz geri kaykıl. Ya ne diyeceğimi bilmiyorum. Neden? Çünkü parayı da kız arkadaşıma belki de hediye almam gerekecek. Belki biraz para harcamam gerekecek. Anla beni, çok kötüyüm ya. Hiç tanıdığım birileri önemli var. Önemli değil bro. Biz dostuz. Beşikten mezara kadar. Ya seve seve ya seve seve demişler. Evet. Birazcık paraya ihtiyacım var. Tabii ki vereyim. Ne kadar istersin? Param var mı? Tabii ki var. Gerçekten mi? 23 Nisan dolayısıyla bütün ailedeki yaşlıları tokatladım. Çok güzel ya. Tam benim adım. Özellikle de dedemi yedim. Anladım. Yastık altına bitirdiğimde parayı aldım. Kaç para istiyorsun? Söyle bakayım koca oğlan. Ya kaç para istersin? 1500 yeter. 1500 dolar. Al işte orada o kadar var. Allah razı olsun. Senin gibi bir arkadaş ben harbi... Ama hatırlatırım. Hayatımda görmedim. Geçen canlandı mı da bana para vermemiştin. Abi bunu kıyasın be. Yapmadım. Tamam ben sana her zaman para öderim. Ya. Ha! Unutmadan. Haftaya çarşamba büyük bir ödemem var. Lütfen onu verirsen sevinirim. Ben hemen ödeyeceğim. Hemen öderim. Hemen ya. Ödersin. Bilirim. Üç güne kadar para trik senin yanında olacak. Haftaya çarşamba çok büyük bir ödemem var. Çarşambaya kalmaz. Pazar. Borsa işine giriyorum. Çeki de al. Çok güzel. Ben sana pazartesi paranı... Çok iyi kağıtlar aldım. Çimitaş, bibitaş, gibitaş. Çok güzel. Sağ ol. Hepsine gireceğim. Hepsi sende sıfır. Ama çok yükseleceklermiş. İyi bir tüyo aldım adamım. Çekidal, anlarsın ya. İmitaş, cimitaş, mibitaş. Çok teşekkürler, sen gerçek dostsun. Haftaya çarşamba verirsin değil mi? Pazartesi elimde şerefsizim, beni tanıyorsun. Yoksa çok müşkül durumda kalırım ha. Pazartesi elimde beni tanıyorsun. Dostuz biz. Seni çok iyi tanırım. Al değilsin. Ama olsun. İyi akşamlar diliyorum. Bu arada Transformers'ımı da aldı. Robot değil. Evet. Canlandırmamızı izledik. Bir önceki canlandırmada hepimizin hatırladığı gibi Kayhan gidip borç istemişti o Zibidi'den. Ama çocuk ne dedi? Cebinde balyasıyla tomarıyla parası olmasına rağmen işin aslını söylemedi. Ne dedi? Param yok dedi. Şimdi devran döndü. Geldi o çocuk Kayhan'dan borç istemeye. Ama bizim Kayhan saf çocuk. İyi çocuk ya. Enayi dümbele ya. Aklı 3 kuruşa işlemez ya Kayhan'ım. Verdi borcu çocuğa. Verdi de verdi. Verdi de verdi. Acımıyor çocuğa. Vallahi delireceğim, bu çocuğa kimse acımıyor ya. Bu çocuğa kimse acımıyor arkadaş. Yeter lan. Başlarım bu düzene. Koş. Koş. İyi akşamlar.
Bayanlar baylar, Metin Aralar. Hoş geldiniz. Kısa bir ara vereceğiz. Kime diyorum ben, reklamlardan sonra Metin Arolat'la sohbet etmeye devam edecek. NBA için NTV. NBA'de playofflar sürüyor. Canlı yayınla bu sabah karşı 05.30'da Houston Mehmet Okurlu Utah'la karşılaşıyor. NBA için NTV. Televizyonları yeni açanlar için tekrar söyleyelim. Şu anda stüdyomuzda Metin Aralat var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Metin Aralat kimdir? Yani popçu mudur, yönetmen midir? İkisi de, hepsi beraber Metin Aralat işte. Daha önce yönetmenlik yapıyordun galiba. Yönetmenliğe önce başladım ama yani her şey tohumu üniversitedeyken sanıyorum. Hatta ortaokuldayken yönetmenliğin tohumu atıldı. Çünkü o zamanlar 8 milimetrelik kameralar vardı. Onunla ben, evet, hani herkes hatıra binalarının önünde şöyle teyzemin vardı benim yaptığı şeyler, filmler. Evet, o dönemler hepimiz böyle garip garip poz verirdik değil mi? Ya ben gerçi dönem, dünyada yoktum da. O dönem film fotoğrafla karıştırılıyordu. Evet, o film makineleri yeni çıkmıştı. Herkes fotoğraf çekiliyor sanıp bayağı film ama poz verirlerdi böyle falan. Ben de onlarla kendi kendime senaryolar yazardım. İşte sınıf arkadaşlarımı oynatırdım falan filan. Öyle bir heyecan başlamıştı. Sonra üniversiteyken bu müzik de başladı. Okulda müzik yapmaya başladık. Ama bir yandan da sinema televizyon bölümünün derslerine gidiyordum. Çünkü beni oraya almamışlardı. İnatla ben yönetmen olacağım derdi. İşletme okudum ben çünkü. Bir yandan, alaylı mısın? Alaylıyım. Yönetmen olarak alaylı. İşletme bittikten sonra yine üniversite sınavlarına girdim ama benim girdiğim ilk sene yetenek imtihanıyla almayıp puanla almışlar. Girememiştim. Sonra girdiğimde de bir fakülteyi bitiren, birincilikle kazandım arkadaşlar şeyi, güzel sanatların yetenek imtihanını. Bravo. Sonra şey dediler, bir fakülteyi bitiren askerlik yapmadan ikinci bir fakülteye başlayamıyor dediler. Askerlik. Ben de dedim ki ulan ben gider de yönetmen olurum, görürsünüz. Atladım İzmir'den İstanbul'a geldim. Peki ondan sonra bu reklam sektöründe yönetmenlik yapmaya başlamak çok zor bir süreç mi oldu, yoksa kolay bir geçişle mi girdin bu sektöre? Bu şeyle alakalı, çok istemekle alakalı. Sen çok istediğin zaman diğerlerinden, hani diğer adayların arasından sıyrılıyorsun. Çünkü çok daha fazla çalışıyorsun. Evet. Ve artık acıyorlar sana. Diyorlar ki bu artık yazık, hayatını koydu buraya. Buna biraz şans tanıyalım diyorlar. Ama tabii yetenekli olman lazım. Çok istemen, çok çalışman lazım. Çünkü topu topu baktığınız zaman Türkiye'de hani reklam yönetmeni olan kişi sayısı 25-30 tane falan. Evet. Yani o 25-30 kişinin arasına girmek hakikaten çok çaba gerektiren ve çok da istemek gerektiren. Kliplerin genelde sen mi çekiyorsun kliplerini bu arada? Genelde kendim çekiyorum. Evet. İlk klibim ve ondan sonra kliplerin hep böyle çok değişik ve elektriği olan kliplerdi. Yani işte bu parçaları da çok beğendik ama klipleri tabii daha çok beğendik. Evet, kliplerdeki kızları özellikle Merve çok beğendik. Merve İdeniz olsun, Eyşan Özsim olsun. Bunun amacı nedir yani? Hani Abazan gençleri ekrana müzikle kaynaştırmak adına. Bir şey söyleyeyim mi? O hala şey var, Merve ile çektiğimiz Dert Değil klibini seyretmiş. Şimdi ne yaşı, klipti o ya? Yaşı büyümüş olanlar Merve, değil. Merve ne kızmış ya vallahi. Bir sürü şey vardır bana gelen. Abi o zaman askerdeydik. İnan böyle televizyonda bekliyordum senin klibin gelsin diye. Ya da işte öğrenciydik, ilk şeyimiz onladır merakımız. Askerde bekliyorlar mı değil mi öyle? Tabii. Çıktı. Ne bekliyordun? Metin Aralat klibi bekliyoruz. Metin Aralat klibi bekliyoruz. Gelsin, evlerinizi göreceğiz hepimiz. Ama o klipte şöyle bir özelliği var. Tabii kızlar bütün dünyada kullanılıyor. Bir de onlardan o kızlara takıyorsun galiba yani. Önce bir kıza tak... Hayır ya. Şimdi mesela bir kız... Hayır, takıyorsun dediğim yani. Bir kızı oynatıyorsun bir klipte. Sonra o kızla başka bir klip daha çekiyorsun. Evet. Yani.
Bunu ikisi için de yapmışsın. Önce Eşan Özim, Merve İldeniz'de bir klip çekmişsin. Ardından gene uçan Merve'de böyle kanatlı bir klip daha var. Doğru. Ondan sonra Eşan Özim'le de öyle. Gene iki bunun da var. Sebebi şu. Dönem böyle favorilerin mi oluyor yani? Hayır, bazı mankenler benim iyi arkadaşlarım oluyor. Çünkü onlarla arkadaş hatırına bir sürü reklam filmi çekmiş oluyorum. Dolayısıyla da hani yeni biriyle klipte senin burana dokunacağım ya da öpeceğim dediğim zaman zorlanmak yerine zaten hani kötü bir niyetim olmadığını bilen. Yok her zaman. Peki ya, Metin Oğlak hakikaten çok yani değişik bir insan. Ya yan yana oturduğunuzda da, özel zamanlar paylaştığınızda da, dışarıda konuştuğunuzda da fark edeceksiniz ki hiçbirinizin öyle bir şansı yok. Benim var, ben fark ettim. Çok hakikaten değişik bir insan. Biz bu yüzden Metin Arolat olmak diye bir ders aldık. Evet. Böyle bir skeç hazırladık ve Metin Arolat olmanın 10 altın kuralını burada öğrencilerimizle beraber uyguladık. Şimdi onu izleyelim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sağ ol. Merhaba. Metin Arolat olmak büyük yük ister. Büyük bir güç ister. Büyük bir sinerji ister arkadaşlar. Metin Arolat olabilmek için bu kursa geldiniz. Hepiniz gerçekten Metin Arolat olmak istiyor musunuz? Evet, ben istiyorum. Emin misiniz? Her şeyden çok eminim. Emin. Ama çok büyük fedakarlıklar yapacaksınız arkadaşlar. İmaj değişecek. Daha fashion tarz. Kandım, yanıldım, belki de 100.000 kere. Evet, hepimiz birazcık daha kendimizi Metin gibi hissediyor muyuz? Ben hissediyorum. Kaş alınıp rötuşlanacak, kaş alınıp rötuşlanacak. Peki nasıl alınıyor kaş? Hemen sizin kaşlarınızı alıp rötuşlamayla başlayayım. Gel yavrum. Üç. Metin Arolat gülüşü. Metin Arolat gülüşü, botoks dediğimiz yılan zehrini suratımıza zerk etmek koşuluyla oluşturduğumuz, yakaladığımız yapay sahte gülüş. Bakın önce. Sonuç şu. Evet. Devam. Devam, bak bana nasıl profesyonelim. Bak bana nasıl. Devam. Devam arkadaşlar. Güzelim psikolojim, hızla geliştim. Metin Arolat dansına geldi sıra. Evet. Gördüğünüz gibi kız kavruyor. Neymiş? Kız kavruyor. Kız kavruyor. Kız kavruyor. Neymiş? Kız kavruyor. Bunu yapamıyoruz çünkü kız yok. Benimkini kavramak istemezsiniz herhalde. Evet, devam edelim. Tekil hareketler de var. Özellikle tekil özel hareketlerine dikkat edelim Metin lütfen. Kendimizi biraz daha Metin Oğlan gibi hissedebiliyor muyuz? Diyaframı daha iyi kullanalım. Metin bunu çok iyi kullanıyor. Baş döner. Genelde Metin'in hep kafa iyidir. O yüzden diyaframı daha iyi kullanıyoruz. Bakın arkadaşlar, benimkine bakın. Birbirine gruptaki Allah belanı versin der gibi Allah belanı versin. Allah belanı versin. Bunu ama sözde değil. Neyle? Ben seni fazla abartmışım ama doğru yerden bakamamışım. Karşıma geçip de durmaya. Klibin en can alıcı tekil dansı. Hepimiz bu bacımıza bakarken
Metin arkada sandalye götürüyor. Ciddi anlamda bir sandalye götürme var. Bakın şimdi. Oynatacağım, dikkat edin. Bakın şimdi. Böyle. Arka arkaya nokta vuruşu. Vur çek, vur çek. Bir, iki, üç. Çok güzel. Bakın. Kız bu pozisyonda. Kız burada. Metin'in hareketini görüyoruz. Bakın Metin buradan ekrana girdi. Gördük mü Arolat'ı? Ağız açık. Çömkürmek pozisyonunda ağız açık. Bakın. Geliyor Metin. Dın 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 dın. Jaws gibi geliyor. Dın 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 dın. Bakın. Burada bakın. Hareket. Devam ediyor. Kızla ağzından öpçürttü bütün sakızı. Bakın nasıl Metin'in alt dudağı, bakın alt dudağı dikkat Metin'in. Vantuz balığı gibi ileride alt dudağı bakın. Kız gülümsüyor. El hala çenede. Evet. Bunu mankenimizin ağzına yerleştiriyoruz. Evladım bak öyle. Arkadaşlar, 7. step için önce görüntümüzde onu izleyelim. Ama önce size kızdan kurtulmamın vakti geldi değil mi? Evet. Olsun varsın at çekinme. Sen yine yalanlar söyle. Paramparça da. Partnerin ağzına içecek dökme. Yani 7. step. Evet, ağız açalım. Biraz geriye yaylan. Hazırsak başlıyorum. Evet, içecek. Bakın. 3, 2, 1. Evet. Evet, ağzı dökmeyi partnerin ağzına içecek dökme. Partnerin ağzına içecek dökme. İde uyguladıktan sonra en son step. Yoğur. Yemin. Evet. Bakın yoğur. Çataldan aradan aşağı akıyor. Peki Metin onu nasıl yemiş eminiz diyelim. Bakın kaşıkla sileren. Gördüğümüz gibi kaşıkla sıyırma tekniğini uygulamış. Kaşıkla sıyırma. Şimdi bir partnerimiz olmadığı için burada birbirimizin göğsünden yoğurt sıyıracağız arkadaşlar. Öyle mi? Kursun bu bölümü en can alıcı bölüm. Benim de en keyif aldığım bölüm arkadaşlar. O yüzden... Kısa olmaz mı hocam? Kendi göğsümüzden yiyelim yine yiyelim. Neden? Birbirimizden mi ileriyoruz? Hocam ya garip geldi. Şimdi o yüzden bayan olsa belki yapabiliriz mi? Siz bilirsiniz. Benden söylemesi öteki daha iyi öğretici oluyor. Neyse kendi gözlerimizden diyelim. Çıkartalım şeyi, gömleği. Benim yalnız biraz geniş. Bakayım yavrum. Evet. O zaman sen kapandan ye, kapandan ye. Evet. Etmeyeceğim hocam. Dur hocam. Dur hocam. Kafayı kaldıralım hocam. Hemen kaldıralım. Alt kaşığı. Sen de alt kaşığını başlayın. Yiyin gözünüzden ağzınızdan. Yiyin. Yiyin. Hocayla şaka yok. Yiyin. Yiyin hadi. Yiyin. 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 Sıyır. Buranda da var. Göremiyorum. Sıyır. Bak ben buradan sana göstereyim. Al. Hop. Evet. Kafadan sıyır. Hop. Evet. Buradan sıyır. Evet. Çok eğlenceli değil mi? Sıyır. Ye bakayım. Sıyır. Ye. Oh kıllı kıllı. Sıyır. Ye. Oh sıyır. Ye. Sıyır. 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 Oh sıyır. Sen kendi kafandan. Güleceğine kendi kafandan sıyır. Evet. Ye kendi güleceğine kafandan sıyır. Ye kafandan. Evet. Sıyır. Ye. Sıyır. Ye. Arkadaşlar, hepimiz Metin Aralat olduk. Neymiş? Hepimiz Metin Aralat olduk. Being
Metin, arolar. Bin. Metin, arolar. Hadi bakalım çıkın Denizli. Hadi koşun Denizli. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Herkes o yoğurdu yediğimi sanıyor da o klipte bir yeme planı yok arkadaşlar, biliyorsunuz değil mi? Yani bilinçaltı nasıl işliyor ki yoğurdu gören yediğini sanıyor. Ama abi kaşıkla sıyırdıktan sonra ikinci hamle yemek olabilir yani. Abi kıza yedirmek de olabilir. Ha kıza evet. Ama o zaman doğru yani, yapmışız biz. Kendi hayat boyu. Yani. Tabii tabii. Peki bu şarkı söylemek lazım yarışmasına katıldım. Bunu ne amaçla yaptın? Yani kariyerin için bunu bir set olarak görüyor musun? Veya hani görüyorum. Öyle mi? Görüyorum çünkü hep böyle bir... şimdi ben bir yandan yönetmenlik yapıyorum, bir yandan müzik yapıyorum ama... bir farklı algılanma biçimimiz var. Yani müzik yaparken herkes seni şey böyle şarkıcı ya bu falan filan bir tavırları var. Bütün şarkıcılara var bu. Zibidi bu, zibidi filan. Aynen öyle düşünüyorlar ama hani... Ben de kendi açımdan baktığım zaman ben zararlı bir iş yapmıyorum hani. Ben, evet tabii ki. Müzik yapıyorum alt tarafı ve insanları eğlendirmek, keyif almak. Hani bir takım şeylere olur ya bazı şarkılar yıllar sonra dersin ne yazdı be. Evet, mesela evet. Yukarıda Allah Var şarkısı öyle olmuş bir şarkı. Ama kendimi bir ifade edememe durumum vardı. Hmm. Çünkü ben çok fazla televizyon programına çıkan bir adam değilim. Çok fazla kendimi anlatabilen, anlatmaya fırsat tanınan biri de değilim. Evet. Dolayısıyla bu yarışmayı böyle şey yaptım. Ha dedim hani hiç olmazsa nasıl biri olduğumu İnsanlar ilk defa anlayayım. Gösterebileceğim bir şey var. Daha fazla konuşma fırsatı tanıyacakları bir şey var. Çünkü konuşmuyorsun ya da bir programa gidiyorsun. Sen oradaki sunucunun seni yönlendirdiği şekilde konuşmak evet. zorunda kalıp evet. hiç olmadığın bir şekilde algılanabiliyorsun insanlar evet, tarafından. Evet, evet. Dolayısıyla da benim... hayrıma olduğunu düşünüyorum bu yarışma. Ama orada da pek konuşturmuyorlar seni oraya yayın tarafından. Pek konuşturulmuyorsun yani. Yok aslında şöyle konuşuyorum ya. Ben oraya yayına bayağı bir cevaplar veriyorum. Ama bu çünkü gıcık oluyorum o anda böyle. Altta kalmamam lazım moduna giriyorum. Ama yine de bu da tamamen benim karakterimde vereceğim cevaplar. Hani bunun için oturup da hazırlanmıyorum. O bana böyle derse böyle derim. Öyle hazırlansam çok beter kendini hani kendine olmayan cevaplar vermeye başladım. Çünkü çevremdeki herkes diyor ki vay niye altta kalıyorsun? Küfretsene. Ben olsam uçan tekne atlamıştım. Peki oradaki bu atışmalar yani hep böyle bu show dünyasının içindeki show business'ın show business'a hizmet eden atışmalar mı? Yani o bu kadar bilerek ya, mi sert, sen bu kadar bilerek mi ona cevap veriyorsun? İşte bak burada da kendimi açıklamam için bir fırsat. Bu show business'ın içindeki kuralları ben çok bilmiyorum. Hı hı. Yani hem içinde gözüküyorum ama çok da içinde yaşamıyorum. Çünkü bu yarışmaya gidip çıkıyorum mesela. Bazı kişiler bu yarışmalar ya da televizyon programlarıyla hayatlarını geçiriyorlar. Evet. Ve onlar için... Bu yaşadıkları şeyler çok önemli. Yani orada makyajım böyle olmalı, saçım böyle olmalı. Vallahi ortalık ortaya kalkıyor. Benim için ise o yarışma hani hayatımın içinde pazar günü buraya gideceksin. Tamam çıktıktan sonra hatırlamıyorum bile. Hmm. Yani hatırlamıyorum derken o kadar... Kendini kaybediyorsun. Yani başka işlerim var vesaireler var. Yani orasıyla yaşamıyorum. Anladım. Orayla yaşamıyorum. Burayla yaşıyorum. Orayla yaşamıyorum falan diye çok güzel çıkıyor. Metin orayla yaşamıyorum. Eyvah çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum ben bu hafta sizlere. Bay bay.